Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gerçekleşen Çanakkale ziyaretlerinin devamında şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi. Programın devamında valiliği ziyaret etti. Tören mangasını selamlayan Akar'ı Vali İlhami Aktaş karşıladı. Valilik binası girişinde yöresel kıyafetli iki çocuğun çiçek takdim ettiği Akar'a, valilik çevresindeki vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Bir vatandaşın "Türkiye seninle gurur duyuyor" sözlerine el sallayarak karşılık veren Akar, Vali Aktaş'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar daha sonra AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıklarını da ziyaret etti. Akar ziyaretlerinin devamında AK Parti'nin Çanakkale Gençlik Merkezi'ndeki İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye programına katıldı. Gençlerle bir araya gelen, onların sorularını yanıtlayan Bakan Akar, salondakilerin "reisi ara" sloganlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Akar'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gençlere hitap etti. Onlar sizi şimdi dinliyorlar. Burada deminden beri bütün büyük bir tezahüratla diyorlar ki "reis, reis, reis" diyorlar. Eğer bir vaktiniz varsa birkaç dakika bir teşekkür ederseniz. Yapmakta olduğunuz bu buluşmanın, bu görüşmenin Çanakkale'miz için yeni bir uyanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum. Özellikle şu dönemimiz içerisinde 20 yılda Çanakkale malum AK Parti iktidarıyla, Cumhur İttifakı'yla çok ciddi yatırımlara şahit oldu. Bunun da taç noktasındaki en önemli malum yatırımı 18 Mart Çanakkale Köprüsü olmuştur. Ve bu köprüyle gerçekten Avrupa, Asya birbirine çok daha farklı bir şekilde bağlanmıştır. Feribotlarla orada yaşadığımız çileleri gayet iyi bilen bir kardeşiniz olarak şimdi de diyorum ki Çanakkale'li kardeşlerim artık 2023'te özellikle sadece şu köprüyü anlatsalar yeter, İzmir yollarını anlatsalar yeter, altyapısıyla, üst yapısıyla Çanakkale yol medeniyettir diyenlerin en önemli zenginliğidir. Bu vesileyle bu buluşmanızı hayırlara vesile olsun temennisiyle alkışlıyorum.